Evet benden uzun zamandır bir fiyat performans sistem toplama videosu istiyordunuz. Bu zamana kadar ne yaptık? Uygun fiyatlı sistem topladık, pahalı sistem topladık. Ya kardeşim ne çok ucuz olsun, ne çok pahalı olsun. Tam aralarda bir şey olsun diyordunuz. İşte o şey bu şey arkadaşlar. Piyasadaki bütün oyunları açabilecek bir sistem zaten birazdan oyun testinde göreceğiz ve fiyatı oldukça avantajlı. Biliyorum hemen yorumlar kısmında ya kardeşim biz eskiden 5000 liraya 4000 liraya fiyat performans sistemler topluyorduk şimdi geçmişsin karşımıza bu fiyattaki bir sisteme fiyat performans diyorsun diyenler olacak. Arkadaşlar ben çok mu mutluyum zannediyorsunuz bu fiyatları bir sistem toplayıp fiyat performans olarak tanıtmaya ama piyasa bu. Daha çok yakın bir zamanda dolar neredeyse şu anki seviyede seviyesinden iki kat daha düşüktü. Korona gibi bir derdimiz yoktu. Piyasa oldukça iyiydi ve fiyatlar da iyiydi. E şu anda hem dolar yükseliyor hem koronadan dolayı parça sıkıntıları var. Dünya genelinde bir yükseliş söz konusu. Bizim Türkiye'de de durumları biliyorsunuz malumunuz. E fiyatlar tavan. Bir de başımıza miningçiler falan çıktı. Onlar da bütün ekran kartlarını satın alıyor. E ne oluyor? Bu yüksek piyasada fiyat performans sistem toplamaya çalıştığımız zaman böyle oluyor. O yüzden lütfen piy piyasaa göre değerlendirin bana çıkıp da 10 ay önceki, 5 ay önceki, bilmem kaç yıl önceki sistem fiyatlarını söyleyip onlarla kıyaslamayın. Ben de çok memnun değilim yani bu durumdan. Artık bu piyasada elimizden geldiğince fiyat performans sistemler çıkarmaya çalışıyoruz. Bu sistemi de Gaming Gen TR ile birlikte topladık. Sistemin linkini açıklamalar kısmına koyacağım. İsterseniz oradan satın alabilirsiniz ve güncel fiyatını öğrenebilirsiniz. İlk parçamızdan başlıyorum. Sistemde kullandığımız işlemcimiz Intel Core i3 10105F isimli bir işlemci. Fiyat performans alanında oldukça güzel bir işlemci. Zaten sistemde kullandığımız ekran kartını fazlasıyla besleyebilecek bir işlemci. Bizim için işlemcide en önemli olan ne ekran kartını beslemesi, darboğaz yapmaması. Bunun için dediğim gibi yeterli. Oyun testinde de bir şekilde göreceğiz işlemciye geçiyorum. İkinci olarak ekran kartımıza geliyorum. Ekran kartımız Asus'un çift fanlı yani dual serisinden GTX 1650. Bugün piyasadaki neredeyse bütün oyunları iyi FPS değerlerinde oynatabilecek güzel bir ekran kartı. Aynı zamanda bu kullandığımız Asus'un çift fanlı modeli de piyasada nadir bulunan bir model. Fiyatı diğer ekran kartlarına göre daha yüksek bir model. GDDR5 4 GB belleklerle çift fanla geliyor. Oldukça güzel bir model. Bunu da geç Geçiyorum. Nereye gelelim? RAM'lere gelelim mi? Hadi anakartı en sona bırakacağım. Bu RAM kutudan da görebileceğiniz üzere göre Corsair Vengeance LPX 8 GB 3000 MHz'lik bir RAM'i. Şimdi sistem ana olarak bu 8 GB tek kanallık RAM'le satılıyor. Bu RAM'le birlikte bize göreceksiniz birçok oyunda yeterli performansı verecek. Lakin eğer ki daha üst seviye oyunları oynamak istiyorsak ikinci bir RAM alabilirsiniz. Bakın elimde iki RAM var şu anda birisi sisteme takılı. Diğerini de oyun testinde zatense size performansa ne kadar etkisi oluyor göstereceğim. Zaten orada sistemi satın alırken özelleştirme ekranı var. İsterseniz seçebiliyorsunuz. Şimdilik çok konuşmayalım oyun testinde göreceğiz. SSD'ye geliyorum. SSD'miz ADATA'nın 250 GB'lık Swordfish modeli. 1800 megabit okuma 1200 de yazma hızına sahip. M2 SSD olduğu için oldukça iyi hız değerleri sunuyor. Tabii ki çok daha iyi, çok daha stabil. Geliyorum ekran kartına. Ne ekran kartı ya? Anakart. Ekran kartını geçtik. Anakartımız Asus'un Prime H510M-E isimli bir modeli. Çift RAM slotumuz var. M2 SSD desteğimiz var. Zaten işlemcimizle uyumlu bir anakart. Sistemimizin stabil çalışması için gayet yeterli. Bunu da geçiyorum ve son olarak kasamıza geliyorum. Yanımda parıl parıl parlıyor. Kasamız Performix Hellfire. içerisinde 550 wattlık güç kaynağımız var. Sistemimizi fazlasıyla besleyebilecek bir güç kaynağı. 4 tane RGB aydınlatmalı fanımız var çok güzel görünüyorlar. Renklerini istediğiniz gibi kasanın üzerindeki tuşla değiştirebiliyorsunuz. Kasanın önü zaten mesh panel hava akışı oldukça güzel. Temperli camlar kullanılmış. Boyut olarak da tam sistemimize uygun. Oldukça şık bir kasa. Açıkçası benim gördüğüm anda beğendiğim bir kasa oldu. Bitti dedim ama aslında bitmedi. Son olarak bir parçamız daha var. Hemen getiriyorum. İşte o parça bu parça arkadaşlar Asus'un efsane bir monitörü var. TUF Gaming serisinden VG249 isimli bir modeli. Yalnız yanlış anlaşılmalar olmasın bu monitör sisteme dahil bir monitör değil. Peki ne alaka diyeceksiniz sisteme dahil değilse? Şöyle ki bunu Gaming Gen şu an indirimli olarak satıyor piyasadan bir tık daha düşük bir fiyatı alabiliyorsunuz. 2400 lira diye hatırlıyorum fiyatı. Eğer bu sistemle birlikte alırsanız da ekstra olarak 100 lira daha düşüyor fiyat. Yani indirimin de indirimi oluyor. 2300 liraya denk geliyor. Monitör almayı düşünenler, ihtiyacı olanlar varsa belirtmek için bunu da dipnot olarak geçiyorum. Kutusunu hiç açmadım bu arada. Bunu da hızlıca sizlerle birlikte açalım. Şöyle bantımızı kesiyorum. İyice her yerinden köpüklerle sarmışlar. Tabii ki bunu yan yatırıp çıkaracağım. Bu şekilde çıkarmanız pek mümkün değil. Kutu çok büyükmüş ya. Monitör 24 inç olmasına rağmen Gerçekten baya büyük bir kutuda getirmişler. HDMI kablomuz geçiyorum. Bu ne? Kullanım kılavuzumu geç. Burada monitörün standı var. Bu arada bu stand da çok iyi bir stand. Bununla geçiyorum. Güç adaptörü falan filan. Geç abi geç 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 hepsini bize monitörü ver şuradan. Kaldırıyorum ve monitörümüz burada. Bak şu güzelliğe bakar mısın? Şimdi çıkarınca anlayacaksın taş gibi monitör. Şöyle çekiyorum hemen köpüğünden. İşte burada arkadaşlar. Durum karşı kameraya koyayım daha rahat bir şekilde görünsün. Monitörü dik olarak yerleştirmişler. Şöyle şuradaki etiketini de çıkarıyorum. Bakın buraya yazmışlar. Yani hem IPS panel hem 144 ters hem 1 MS. Aynı zamanda stereo hoparlör de var dahili olarak. Bunların hepsini bir arada bulmak bence oldukça güzel. Zaten 24 inç boyut anlamında da bir sıkıntımız yok. Şu şekilde monitörü yatay olarak çevireceğim. Gördüğünüz gibi standı falan her şey şey ayarlanabiliyor. Şöyle indirelim. Ayağını da yerleştireyim. Böyle durmasın. Kaldırıyorum hemen. Şuraya geçiriyorum. Vidasını da sıkıyorum ayağını tutabilmesi için. Tamam, kurulumu da gayet basit oldu. Bak, her yere şu şekilde dönebiliyor. İstediğin gibi dik yapabiliyorsun. Tabi bunlar da ekstra olarak güzel özellikler. Zaten oyun testimizde bu canavar monitörümüzün de nasıl bir görüntü verdiğini göreceksiniz. O yüzden çok da fazla uzatmıyorum. İlk oyunumuz tabii ki de Valorant arkadaşlar. Şöyle grafik ayarlarını hemen gösteriyorum. Görüntü grafik kalitesi. Bakın yüksek yüksek yüksek. Burada kenar yumuşatmamız en sonda. Netliği arttır. Beta deneysel keskinleştirme ne kadar ayar varsa hepsini en yükseğe aldım. Şu an oyunun bize sunduğu en Yüksek grafik ayarlarındayız ve FPS değerlerimize bakar mısınız? Yani çok da konuşmama gerek yok. 144 terz bir monitörde oynarsanız diye girecektim. Öldük. Neyse devam edeyim. 144 terz bir monitörde oynayacaksınız. Gayet besleyebilecek bir performans veriyor anlayacağınız. Bu Valorant testini diğer rekabetçi oyunlar için de baz alabilirsiniz arkadaşlar. Diğer rekabetçi oyunlarda da hemen hemen en yüksek grafik ayarlarında bu FPS değerlerini verecektir. Biraz fazla olabilir, biraz daha az olabilir. Değerler oldukça iyi olacaktır. Yani bu bilgisayarı eğer bir Rekabetçi oyun makinesi olarak alacaksınız. 8 GB ile almanız gayet yeterli. Bakın şu an 8 GB RAM'li konfigürasyondayım. Aldığımız FPS değerlerini görüyorsunuz. Nereden geliyor ya? Ha yine de size kalmış bir şey. FPS değerlerimiz her ne kadar iyi de olsa biraz daha performans artışı için bir de diğer oyunları da oynayacaksanız ikinci bir 8 GB RAM alabilirsiniz. Onu GTA 5 testinde zaten göstereceğim. Şimdilik Valorant testinde ikinci remi takmaya gerek yok ya. Ölüp duruyorum kafayı yiyeceğim. Dur biraz oyuna odaklanmak istiyorum. Sürekli olarak gözüm FPS sayıcında olduğu için şöyle bir 138'leri gördük. Gerçi şunu da hesaba katın en yüksek grafik ayarlarındayız. Yani birkaç şeyi düşürseniz 144 FPS'in altına zaten hiç düşmez. Biz şu an biraz test yaptığımız için abartıyoruz. Bir de tabancayla çıkmışım ya buradan. Tabi tabancayla çıksak ölürüz yani dur adam gibi bir silah alalım ya. Valorant'ta hiç oynamam, hiç bilmem nasıl oynanılıyor falan. Tamam şimdi daha iyi bakalım. Oh sonunda birini aldık. Onun da arkası dönüktü zaten. Gidelim buralarda 150 FPS'lerdeyiz. Bu arada GPU'muza bakın %84 oranında kullanılıyor ısımız. ha tamam. Lan arkamdan adam geldi. İşlemci sıcaklığını koymayı unutmuşum. Şu an ekledim. İşlemci sıcaklığımızı da görüyorsunuz. 39-40 derecelerde. Fan olarak stok fanı kullanıyoruz arkadaşlar. Stok fanı kullanmamıza rağmen kasamızın hava akışı iyi olduğu için ve bu tür oyunlarda zaten işlemci kendisini hiç zorlamadığı için sıcaklık değerlerimiz gayet güzel diyorum ve konuştukça ölmeye devam ediyorum. Şuradan artık şunu indireyim. Tamam çok güzel. Bizim de zaten hep indirdiğimiz elemanlar arkası dönük yani. Şöyle bir yüz yüze gelip de vurabildiğim adam olmadı da. Devam edelim bakalım belki yapabiliriz. RAM kullanımımıza bakın bu arada 5.7 GB. Neyse Valorant testimiz de bu kadar. Özetle şunu söyleyebilirim. Bu bilgisayarı rekabetçi oyunları oynamak için alacaksınız. Nedir bunlar? İşte CS, LOL, Valorant. Bu tür oyunlarda 8 GB RAM birlikte gördüğünüz gibi efsane performanslar alabiliyoruz. Sistemimiz 144 Hz bir monitörü besleyebilecek performansı bize sağlıyor ve Valorant'tan çıkıyorum. Testini yapacağımız diğer oyun GTA 5. Hiç böyle eften püften oyunlarla canınızı sıkmak istemedim. Direkt olarak sistemimizi zorlamak istedim arkadaşlar GTA 5 ile. Şöyle giriyorum grafik ayarlarımıza. Her şeyimiz tek tek bakalım. Görüyorsunuz açık açık very high. Zaten bunlar en yüksek ultra. Bütün grafik ayarlarımız en yüksekte. Tabi bunlarla bitmiyor. Bir de burada gelişmiş grafik ayarları var. İşte bunlar da gölgeleri daha net yapıyor. Uzaklık buradaki gölgeleri arttırıyor falan. Bak şunu açmayı unutmuşuz. Hadi şunu da açalım. Ekstra olarak bunları da açıyorum. Şimdi GTA 5'te aldığımız performans görüyorsunuz 60 FPS üzeri. Yani stabil bir şekilde bu oyunu 60 FPS üzerinde kasmadan donmadan alabilinecek en yüksek grafik ayarlarında oynayabiliyorsunuz. Tabii ki şöyle bir durum var. Lan çarpacağız, çarptık. Yoğun olan yerlere girdiğiniz zaman ara sıra 50'lere düşebiliyor. Eğer burada gidip de tek açmadığımız ayar olan şöyle göstereyim grafik ayarlarında köşe yumuşatmayı açıp abartırsanız mesela 8x falan yaparsanız FPS'te ciddi bir düşüş görürsünüz arkadaşlar. Bakın şu an 30'lara falan düşüyor. Yani bu kenar yumuşatmayı açmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hem görüntüde çok az bir de oluyor. Hem de FPS yarı yarıya düşüyor resmen. O yüzden arkadaşlar bakın siz de zaten gözünüzle görüyorsunuz. Kenar yumuşatmayı kapatacağım. Alacağımız FPS değeri 60'a yükseliyor direkt olarak. Hiç açmaya gerek yok. En yüksek grafik ayarlarında bu şekilde oynuyorum. Tabii ki siz bunu abartmaya da bilirsiniz benim gibi. Ya biz gittik hem her şeyi en full e aldık. Bir de gelişmiş ayarlardan ekstra olarak yok uzaktaki gölgeleri bile net göstersin ayarlarını falan açtık. O kadara gerek yok. Biraz daha düşürürseniz yani rahatlıkla 60 FPS'in kesinlikle altına düşmeyecek bir şekilde bu oyunu oynayabilirsiniz. Şu an çok nadiren düşüyor 50'lere. Onun dışında hep 60 FPS'lerde oynuyoruz en yüksekte. Diğer değerlerimiz de oldukça iyi. İşlemcimiz zaten hiçbir şekilde darboğaz yapmıyor arkadaşlar. Benim merak ettiğim mevzu şu. Şu an 8 GB RAM oynuyoruz bu oyunu. Eğer 16 GB RAM'e geçersek acaba nasıl bir performans verir? Video öncesinde hiç denemedim arkadaşlar 16 GB RAM oynamayı. Şimdi isterseniz şöyle göstereyim. Kutusunda olan RAM'i çıkartayım bu kasanın içerisine takayım. Ne kadar bir performans artışı yaşayacağız GTA 5 gibi bir oyunda hep beraber bakalım. Şimdi ikinci RAM'i taktım yine aynı grafik ayarlarındayız. Şu anda bilgisayarda toplamda 16 GB RAM var. Yani RAM'i iki katını çıkarmış olduk. 16 GB olduğu zaman FPS'imiz şöyle 60'lardan 50'lerden 70-80'lere çıktı. Yani bir tık daha bir performans artışı mevcut. Tabii ki GTA 5 görüyorsunuz 6,5 GB'lık bir RAM kullanıyor. Asıl farkı aslında yeni nesil bir oyun oynadığımızda görürüz. Şu anda tamam FPS'imiz 80'leri, 70'leri çıktı. Hatta bazı yerlerde 85'leri falan görüyor. Ama daha yüksek RAM kullanan oyunlarda elbette daha ciddi bir performans artışı görürdük. Şu anda 6.6 GB RAM kullanmasına rağmen yine de çift kanala geçtiğimiz için bir performans artışı görüyoruz. Mesela şu anda önceki RAM'imizle olsa buralarda 50'ye falan düşerdi diye tahmin ediyorum. GTA 5 testimizde bu şekildeydi. Yani gerçekten güzel performans verdi. En yüksek grafik ayarlarında bu FPS değerleri çok iyi arkadaşlar fiyat performans bir sistem için. Tabii bu 16 GB RAM'li olan model ama 8 GB RAM'li olan bile bence oldukça güzel performans verdi. Şimdi asıl farkı bilgisayarı en çok zorlayacak, en çok RAM kullanan, en çok ekran kartı kullanan, en çok işlemci kullanan oyunda göreceğiz. O da Cyberpunk 2077. Evet arkadaşlar geldik bilgisayarı hüngür hüngür ağlatacağımız oyun testine. Cyberpunk 2077'deyiz. Yani normalde bu testi yapmayacaktım. Çünkü fiyat performans bir sistemde Cyberpunk 2077 testi yapmak gerçekten insafsızlık. Burada üst segment kaç tane bilgisayara alattı Cyberpunk 2077? DLSS olmadan 60 FPS'leri zor görüyorduk yani üst segment bilgisayarlarda bile. Şimdi şöyle göstereyim size. Grafik ayarlarımız Cyberpunk'ta tabii ki de alabileceğimiz en düşük grafik ayarlarında. Yani yükseği zaten hiç denemiyorum. Bütün ayarlarımız en düşükte ve aldığımız FPS değerleri 30. Yani direkt olarak 39, 40 hatta bak buralarda 40'ı falan görüyor. Ara sıra takılıp 30'un altına düşüyor oluyor. Tabii ki bunun en büyük sebebi Cyberpunk 2077'nin kötü optimizasyonlu bir oyun olması aynı zamanda da çok iyi grafiklere sahip olması hem kötü optimizasyon hem de çok iyi grafikler bir araya geldiği zaman bilgisayarı bu şekilde ağlatıyor. Bakın Cyberpunk 2077'nin en düşük grafik ayarları bile Nasıl görünüyor? Kameradan görüyorsunuz. Gayet güzel görünüyor birçok oyuna göre. Ya şuna adam gibi bir optimizasyon yapsalar gerçekten şu bilgisayarda 60 FPS alacağız Cyberpunk'ta. Ne yapabiliriz? Elimizde şöyle bir imkan var. Çözünürlüğü düşürebiliriz. Bakın 1600'e 900p yapalım. Şu şekilde uygula diyorum. Ve FPS'imiz kaça çıkıyor? Çıkmıyor lan yine. Yeni... <laughs> Şu an 900p'de oyun bir tık daha oynanılabilir seviyede 50 fps'lere falan geldik. Ama çözünürlüğü bayağı bir düşürdüğümüz için bu sefer işlemcimize çok yük binmeye başladı. Bakın %90 seviyelerinde falan kullanıyor işlemcimiz şu anda. Normalde 1080p'de bize hiçbir problem çıkartmıyor. Ya Cyberpunk maalesef başarısız oldu arkadaşlar. Ya şu an bir de 16 GB ile test ediyoruz. 8 GB RAM ile hiç oynanmaz. Ama tabi Cyberpunk 2077 çok nadir bir örnek arkadaşlar. Yani günümüzde kaç tane oyun bilgisayarı bu şekilde zorlayacak? Ben size söyleyeyim bir elin parmağını geçmeyecek. GTA 5'te test ettik ya GTA 5'te en yüksek grafik ayarlarında 60 FPS'in üzerinde rahatlıkla alabilen sistem Cyberpunk'ta gelin görün ki en düşük ayarlarda 40-50 FPS'lerde falan anca gezinebiliyor. Bu testi baz alarak bilgisayarı yorumlamak pek doğru olmaz. Amacımız dediğim gibi bilgisayarın artık sınırını görmek. O yüzden Cyberpunk 2077'yi açtım. Açıkçası sistemin oyun performansından ben gayet memnun kaldım genel olarak. Piyasadaki neredeyse bütün oyunları güzel FPS değerlerinde, güzel grafiklerde oynatabiliyor. 8 GB RAM'li modelde beni şaşırttı açıkçası. Yani ben 8 GB RAM'den daha düşük bir performans bekliyordum. Ama 16 GB RAM ile arasında o kadar aman aman bir fark olmadı. Yine de sizin bütçenize kalmış bir şey. Sistemimiz çok güzeldi. Monitörümüz de çok güzel. Renklerimiz çok canlı görünüyor. IPS panel... Zaten 144 Hz, 1 milisaniye gecikme süremiz var. Yani gerçekten 10 numara bir monitör. Hiç hoparlörün istediğini netledim. Şöyle sesi yükselttiğim zaman zaten bir tık kısık böyle alttan gelecek. Bakın geliyor mu? Bu ses monitörden çıkıyor. Monitör alma niyetiniz varsa özellikle rekabetçi oyunlarda çok iyi oluyor 144 Hz olduğu için. Söyleyeceklerim bu kadar. Oyun testimizin de burada sonuna gelelim. Sistemin oyunlarda verdiği performans ortada. Şu anda bir fiyat performans sistem için gayet iyi performans aldık. E fiyatımız da zaten iyi. İsterseniz siz de açıp diğer sitelerden işte bu tür sistemlerin fiyatlarına bakabilirsiniz. Veya kendiniz topladığınız zaman kaç liraya denk geliyor bakabilirsiniz. Ama şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bu sistemde kullanılan parçaları yalnızca teknik özellikleriyle değerlendirmeyin. Aynı zamanda kaliteli markalar kullanıldığını da unutmayın. Ne olduğu belirsiz bir sürü tanınmadık markalardan toplanmış bir sisteme bakıp diyorlar ki Bak gördün mü hani bu da aynı fiyat. Hani fiyat? performans olarak iyiydi. Arkadaşım GTX 1650 var. GTX 1650 var. Yani bir markanın malzeme kalitesiyle başka markanın malzeme kalitesi bir değil. Aynı stabiliteye sahip değil. Bunları da göz önünde bulundurun. Siz neler düşünüyorsunuz sistem hakkında? Lütfen siz de fikirlerinizi yorumlar kısmına belirtin. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.